Yani neden küs olduklarını tabii biz bilemeyiz ne yaşandı aile içerisinde ama Hadise ablasıyla 5 yıldır küsmüş. Ve bu küslük öyle bir basına da yansımış ki yani öyle böyle değil. Hatta abla demiş ki ben hakkında konuşursam sen bir daha Türkiye'ye giremezsin. Çok bayağı kavga gürültü oldu Ebru. Büyük kavga gürültü. Yani düşün menajeriyi de beraber işler yapıyorlardı vesaire vesaire. O küslük sona ermiş, barışmışlar aslında. Biraz da bir şeyler anlatmışlar. Bir izleyelim bakalım. Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz arasındaki küslük yıllar sonra sona erdi. Bir dönem Hadise'nin tüm kliplerinin yönetmenliğini üstlenen Hülya Açıkgöz'le ünlü popçunun arası birkaç yıl önce işler nedeniyle açılmış, Açıkgöz kardeşler uzun süreli küslük yaşamıştı. Aradan geçen zaman Hadise ve ablası arasındaki buzları eritti. Hadise ile Hülya Açıkgöz geçtiğimiz hafta bir araya geldi ve sosyal medyada bu videoyu paylaştı. Hadise bu barış sonrası ilk kez Contemporary İstanbul'da görüntülendi. Muhabirlerimiz Hadise'ye bu barışı ve hakkındaki diğer iddiaları sormak istedi ama Hadise konuşmamayı tercih etti. Röportaj yapmayacağım. Sadece onu derim. Röportaj yapmayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Görüntü alabilirsiniz ama röportaj yapmayacağım. Çok sağ olun, kolay gelsin. Röportaj yapmadı. Aile işleri girince işin içine. Vallahi yani bayağı davalık olunma durumları olmuştu Ebru. En azından tabii. Bu şekilde. Hiç düşmanım yok demiş, kardeşin de mi yok diye sormuşlar. Tabii şimdi bu çok acı bir söylem gerçi ama Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Öyle, kardeş dediğin yani bir ailenin de şöyle ortaya koyduğunda beş parmağın beş birbirinden ayrılmaz hikayesi. Barışmış olmalarına ben çok sevindim. Yani ama tabii günlük hayatta bu tür şeyler oluyor ama bir Allah korusun hastalıkta falan filan birdenbire yine geleceği insan kardeş oluyor. Yani bütün her şeyi göz önünün, göz siliyor. Mesela davalar açılmıştı, şunlar olmuştu, bunda olmuştu. Neler konuşulmuştu neler. Yani barışsınlar ya, barışsınlar. Canlarım benim. Sonuçta herkes birbirine kalıyor işte. Tek. Peki.